E x eşittir e üzeri x ve r x eşittir 1 bölü x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin grafikleri aşağıda gösterilmiştir. E x eşittir 1 bölü x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin çözümünü 0,01 0 kesinliğinde bulunuz. Peki, yani demek istediği şu, hangi değer için e x r x eşittir? Bizden bunu tahmin etmemizi istiyorlar. Bu grafikten sonuca mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışabiliriz. Bizden 0,01 kesinliğinde bir cevap isteniyor. Tabii ki hesap makinesi kullanabiliriz. Grafik üzerinde e x'in r x'e eşit olduğu buradaki noktayı verecek sayıları deneyebiliriz. Şimdi önce buraya küçük bir tablo çizmek istiyorum. Ve bazı x değerlerini deneyelim ve daha sonra bu x değerlerinin her birisi için, her biri için e x'te nereye geldiğimize ve r x'te nereye geldiğimize bakalım ve daha sonra bunların çok mu yüksek yoksa çok mu düşük olduklarına karar verebiliriz. Tabii ben devam etmeden önce şimdi hemen videoyu durdurun ve bunu kendi başınıza, bu soruyu kendi başınıza bir deneyin. Ve hatırlatayım bir hesap makinesi kullanmanız gerekecek. Videoyu durdurup düşünmüş olduğunuzu varsayıyorum. Şimdi birlikte devam edelim. Şimdi göz kararı bakacak olursak. Bu göz kararı lafında çok severim. Göz kararı faydalı bir şey çünkü bu iki fonksiyonun hangi x değerinde birbirine eşit olduğuna dair bir tahmin yapmamızı sağlayacak. Eğer bu grafiğin nasıl çizilmiş olduğuna bakarsam bu 2,1'e oldukça yakın görünüyor. 2,1'e oldukça yakın. Bu da 7,7 veya 7,8 gibi görünüyor. Ama şimdi bunların ne yaptıklarına bakalım. Bakalım. x eşittir 2,1 olduğunda hesap makinemizi çıkaralım. Peki, e x eşittir e üzeri x. Buna göre e'nin 2,1. kuvveti eşittir 8,1. 1000'de 166. Bunu yazalım. 8, virgül, 1, 6, 6. Peki, r x nedir? r x, 1 bölü x, yani bu x yerine 2 virgül 1'i koyduk. x eksi 1, bu da 1 virgül 1 olacak. Yani, çarpı 1 virgül 1, 1, çarpı x eksi 2. Bu da 0,1 olacak. Yani çarpı 0,1 Ve bu eşittir 4. Doğru yaptım mı? Doğru olamaz gibi. Bir kontrol edelim. 2,1 virgül 1 bölü 2 ,1 çarpı 1,1 çarpı 0 ,1 bölü bunların tümü. Ve diyor ki, 4 virgül32. Şimdi bakalım. 2 virgül 1, rx, 4 noktası. Sanırım bu mümkün. Galiba olur. Sanırım bu mümkün. Evet, gerçekten doğru gözüküyor, çünkü burada rx çok sert bir şekilde düşüyor. Buna göre gerçekten 2 virgül 1, rx'in burada yaklaştığı yer. Yani bu eşittir, 4,32. Buna göre x 2,1 iken e x r x'ten çok daha büyük bir değere sahip. Yani e x kesinlikle çok yüksek. Buraya kadar r x oldukça düşmüş durumda. Eğer 2'ye kadar olan tüm yolu aşağıya kadar gitmiş olsaydım 2'de r x yükseliyor gibi. 2'ye yaklaşırken sonsuza gidiyor. Yani tam olarak 2'ye kadar gitmeyeceğiz. Ama bunu biraz düşüreceğiz. Mesela ne yapalım? 2,05'i deneyelim. E x nedir? E üzeri x'tir değil mi? E üssü x. Buna göre e üzeri 2,05 bize 7,76'yı verir. 7,76. Aslında bunların tümü yuvarlanmış rakamlar. Bu sebeple 7,768 yazalım. Şimdi de R x binde birliğe yuvarlamaya devam edeceğim. Burada fazla yuvarlama yapmak zorunda kalmadık. Aslında bu 329'du, dolayısıyla şunu yapabilirdim. Bunu şu şekilde yazayım. 3290. Burada o 9'u atayım. Böylece her şeyi binde birliğe yuvarlayarak yazıyoruz. Buna göre şimdi 2,05'teyken r x'in değerini hesaplayalım. Bu 1 bölü x olacak. Yani 2,05 çarpı x eksi 1. Bu da 1,05. Çarpı x eksi 2. Bu da 0,05. Ve böylece 9,29 elde ederiz. Bunu da yuvarlayalım. Yani bu da 9,292. Şimdi bu taraftayız. Rx yaklaşık olarak burada. Ve burada 7,7'de olanı x'ten daha fazla. Yani şimdi x değerimiz çok düşük. Bunu biraz yükseltebilir miyiz? Bakalım. Yaklaşık olarak bunların ikisinin arasına gitmeye, arasına girmeye çalışalım. Ama çok hassas olmamıza gerek yok. Zira en yakın yüzde birliğe gideceğiz. Ne yapalım buna göre? Şimdi 2,07'ye gidelim. 2,07 bu durumda e üzeri 2,07 eşittir 7,925. Peki, renkler tutarlı olsun diye bunların tümünü yeşil yapalım. Ve şimdi aynı değerde r x'i e hesaplayalım. 1 bölü x, x yerine 2,07'yi koyduk. Çarpı 2,07 eksi 1. Bu da 1,07 eder çarpı 2,07 eksi 2. Bu da 0,07. Ve bu da bize 6,44'ü verdi. Buna 6,450 diyelim. Buna göre 2,05 çok düşüktü, 2,07 ise çok yüksek. Şimdi r x, e x'in altına düştü. Buna göre 2,06'yı seçersek bu kesinlikle doğru cevabın 0,01 yakınlığında olacak. 2,06 ile doğru çözüme 0,01 yakınlıkla ulaşmış olacağız. Evet, biliyoruz ama sadece eğlence olsun diye bir deneyelim. Ne diyelim? e üzeri 2,06 7,84 etti. Ve eğer rx'e hesaplasaydık, bu 1 bölü 2,06 çarpı 2,06 eksi 1 bu 1.06 eder. çarpı 0,06. 7, 7,632 elde ettik. 7,632. Yani oldukça yaklaştık ama bize vermiş oldukları kesinlikle birbirinin şu kadarında olması gerekiyor diye belirtilmemiş, belirtmemişler. Sadece sonucu tahmin edin demişler. Sadece sonucu tahmin etmemizi istemişler. Yani buradaki için kesin bir sonuç var. Bunların birbirine eşit olduğu bir x değeri var. Ve bu bize bu kesişim noktasını veren x değeridir. Bu x değerinin 0,01 yakında olmamız gerekiyor ve 2,06 kesinlikle işimizi görüyor.